Merhaba arkadaşlar, Pes Zamanlar Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün gelenleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Epic paketimiz var ve pazartesi etkinlikleri. Pazartesi etkinliklerinde ama tuhaf bir durum var arkadaşlar. Bir tane 50 futbol parası kazandığımız etkinlik, diğeri de yapay zekaya karşı GP beceri antrenörü kazandığımız etkinlikler geldi. Fakat online maç kısmında 50 futbol parası kazandığımız etkinliğin son süresi kısa. Normalde bir hafta sürer. Pazartesi başlar, bir sonraki pazartesiye kadar devam ederdi. Burada bir tuhaflık var. Mesela yapay zekaya karşı bölümünde herhangi bir sıkıntı yok. Bir haftalık. Ama 50 futbol parası kazanacağımız kısımdaki etkinliklerin süresi, hepsinin süresi Perşembe günü sona eriyor. Konami yapay zekaya karşı yeni bir etkinlik gelecek dedi. Ama yapay zekaya karşı bununla alakası olmayacaktır. İlginç bir durum. Diğer etkinlik bir hafta olmasa, o da Perşembe'ye kadar olsa tamam, ama burası Perşembe'ye kadar, diğer taraf önümüzdeki Pazartesi'ye kadar. Bir anormallik var. Belki de yanlışlık yaptılar, bir karışıklık yaptılar diyeceğim, ama burada tarihi kontrol ettiğimiz zaman yukarıda mıydı? Bir daha bakalım şurada. Çok ilginç. 3 günlük geldi arkadaşlar. Pazar, Salı, Çarşamba. Perşembe süresi bitiyor. Buradan 50 futbol parası kazanabiliyoruz. Eğer almadıysak buradan da ikinci mücadeleden 50 futbol parası, bir de buradan 50 futbol parası, toplamda 150 futbol parası kazanabiliyoruz. Buradan 50-50 100 bin GP kazanılmakta kampanyadan dolayı. Etkinliklerimiz bunlar arkadaşlar. Biri kısa süreli, biri de normal bir haftalık geldi. Epic paket ise Konami'nin daha önce açıkladığı epikler. 3 milli futbolcu. Yanında renkli kartlar var. Seviyesi yüksek isimler var. Kevin De Bruyne 101 seviye, Scholes 102 seviyeye kadar ulaşmakta. Bu futbolcuların özelliklerini bir inceleyelim. İlk olarak renkli kartlardan başlayalım arkadaşlar. Kevin De Bruyne epik gibi kart, 101 seviyeye kadar ulaşıyor. Çok yüksek seviye. Yakın zamanda Player of the Week kartı gelmişti ama güçlendiriciyle 101'e çıkıyordu. Güçlendiricisiz 101 seviyeyi görmekte. Hız değeri Kevin De Bruyne'de olduğu gibi düşük. Fakat değişiklikler yapabiliriz. Yeri gelir 100 seviyeye çekip farklı şekilde de tasarlayabiliriz. Baktığımız zaman otomatik dağıttığımızda her zaman olduğu gibi paslar mükemmel, top kontrolü mükemmel. Bitiriciliği 79. Duran top falsosu da var. Şut gücü çok iyi. Ama kendimiz belki ufak tefek değişiklikler yapıp hızını filan da arttırabiliriz. Sağ açık futbolcumuz var. Berardi 97'ye kadar çıkıyor. Verimli kanat. Kanatta sağ açıkta GF'de kullanabiliyoruz. Birçok özelliği iyi seviyelerde. Hızı 84, bazı kanatlar var. Şimdi 90-95 hız değeri. Ama o kanatların da pası olmuyor, bitiriciliği olmuyor. Berardi'de birçok konuda iyi özellikler var. Yani bitiriciliği de kötü değilmiş kendisinin. Patrick Schick baya yüksek seviyeli oldu. 98. Geriye gelen forvet oyun tarzına sahip. En yüksek santraforda oynamakta. Bitiriciliği 90. Ofansif farkındalığı 93. Hızı da çok yüksek değil, düşük de değil. Orta hali 82-81, şut gücü 89. Önemli kanat futbolcularından bir tanesi Leroy Sané. Yüksek seviyeli 98'e kadar çıkmakta. Verimli kanat, sağ açıkta, sol açıkta, sol kanatta en yüksek haliyle oynamakta. Paketteki birçok isim de sol ayaklı. Leroy Sané de sol ayaklı bir isim. Çok hızlı, şut gücü de var. Top sürme, top kontrolü, o kısımlar da güzel. Pasları yüksek değil, bitiriciliği yüksek değil. Belki oraları arttırabiliriz, yüksek olan yerlerden alarak. Sağ açık futbolcusu var. Almiron 98 seviyeye kadar ulaşmakta. Verimli kanat, sağda solda kanatta kullanabiliyoruz. Hızlı bir isim. Şut gücü, bitiriciliği gayet güzel. Pasları düşük seviyeli bir açık futbolcusu. Kulusevski çok önemli bir futbolcu. 96 seviyeden 99'a kadar ulaşmakta. Bir bakıma epik gibi kart diyebiliriz. Gezici kanat, kanatta, sağ açıkta, ofansif orta sahada, GF'de en yüksek haliyle oynamakta. Hızı, hızlanması 89. Şut gücü 83. Denge dayanıklılığı da güzel. Pasları da fena değil. Biraz bitiriciliği düşük olmuş. Top kontrolü, top sürme gibi değerleri gayet güzel. Benim oyunda beğendiğim kanat oyuncularından bir tanesi Kulusevski. Çift vuruşu da oluyor, böyle çalım atarken etkili çalımları var. Boyu da 1.86. Santrafor Ramos 98'e kadar ulaşmakta. Fırsatçı golcü. Ofansif farkındalığı 94. Bitiriciliği 89. Sağ tarafa baktığımız zaman hız, hızlanma, şut gücü, sıçrama gibi değerleri de iyi seviyelerde. Kafa vuruşu 78 ve son futbolcumuz Malin 94'ten 97'ye kadar çıkmakta. Verimli kanat, hızlı. Paslarına baktım, pasları düşük. Ama bitiriciliği güzel.
Hızlı, bitiriciliği iyi, top sürebilen bir futbolcu. Sağda solda santraforda da kullanabiliriz. Tabii bir santrafor için düşük ofansif farkındalık ve bitiriciliği var. Epiklerden ilk olarak Batistuta'ya bakacak olursak arkadaşlar şöyle bir durum var. Batistuta normalde kurnaz oyun tarzıyla gelirdi. Diğer kartlarına baktığımız zaman hep kurnaz. Fakat bu sefer fırsatçı golcü geldi. Rakip savunmaları çok yıpratacak. Savunma arkasına sürekli koşu yapacak. Benim de en çok sevdiğim forvetlerdeki oyun tarzı. Batistuta 97'den 100 güçlendirici ile 101 seviyeye kadar ulaşmakta. Fırsatçı golcü, ofansif farkındalığı mükemmel. Bitiriciliği de çok iyi. Hız hızlanması da diğer Batistutalara göre gayet güzel. Eski Batistutalarda hız problemi vardı. Çok yüksek değildi. 87-88. Şut gücü de var. Çok güzel özellikleri olan bir isim. Kafa vuruşu da iyi. Boyu da 1.85. Santrafor'da en yüksek haliyle oynamakta. Bence çok güzel bir kartı var Batistuta'nın. Skolls'a baktığımızda ofansif orta saha kartıyla geldi. Daha önce gelen kartlarında oyun tarzı hep orkestra şefi iken bu sefer yaratıcı oyun kurucu, en yüksek ofansif orta sahada oynayabilmekte ve paketin en yüksek seviyeli ismi 102'ye kadar ulaşıyor. Harika özellikleri olduğu kısımlar var. Bitiriciliği bir forvetten bile iyi. Çoğu forvetin bu kadar iyi bitiricilik değeri yok ki 4 tane basılmış. Öyle çok da basılmamış. Paslar harika. Ofansif orta sahada oynatacaksak iyi pas değerleri var. Hız hızlanması da öyle kötü değil. Şut gücü 99. Yüksekten pası bence daha da iyi olabilirdi. Çünkü Skos yüksekten pasları da iyi atabilen bir isimdi. Çok güzel bir kart ama kendimiz bazı şeyleri değiştirebiliriz. Oynatacağımız pozisyona göre. Van der Vaart'a bakacak olursak açık kartıyla geldi kendisi. Daha önce hep ofansif orta saha, bir kere de göbek kartıyla gelmiş. Yaratıcı oyun kurucu. Klasik 10 numara olmaması bence güzel olmuş. Daha hareketli olacak en azından. 100 seviye, 27 yaşındaki haliyle ofansif orta sahada bu özellikleriyle 101'lik bir ofansif orta saha gibi oynamakta diyor. Sol taraftaki özelliklerine baktığımız zaman top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma. Hücum futbolcularında çok önemli, harika değerler. Pasları da var. Kenarda oynatsak güzel ortalar yapabiliriz. Ofansif orta sahada iyi paslar da verebilir. Bitiriciliği de var, ofansif farkındalığı da var. Duran top falsosu da çok iyi. Şut gücü de harika. Ben beğendim. Van der Vaart'ı da beğendim. Oyunda etkili olabilecek isimlerden birisi. Hızı 80 kötü değil. Çok yüksek de değil. Hızlanma önemli. 88 hızlanma değeri bulunuyor. Dayanıklılığı da 85. Ve becerileri bunlar. Belki kendi istediğimiz becerileri bu epiklere ekleyerek biraz daha etkili, biraz daha farklı hale getirebiliriz. Tekrardan oyunumuza girdik arkadaşlar. 740 e-futbol paramız var. Şu an saatlerimiz çok erken. Yüksek sesle de konuşmamaya çalışıyorum ama bazen yine sesim yükseliyor. Genelde bu saatlerde Epic paket açılımı yapmıyordum ben çünkü üst kat alt kattakilerimizi de rahatsız etmemek için. Olur da gelirse bazen kendimi tutamıyorum. Sevinirken sesim çok çıkabiliyor. Ondan dolayı arkadaşlar ama bir deneyelim yine. Şöyle sessiz sessiz bir deneyelim. Belki de çıkarırız. 100 e futbol parası. Bir de tek atıyormuşuz. Jason Fernandes'e tek atmıştık yakın zamanda ama bu sefer olmadı. Milan takımından Kayar geldi. Eski Fenerbahçeli. 100 futbol parası. İkinci açılım. Ben ya bir şeyler çıkarırız diyorum. Ya renkli. Epik zor ama belki bir renkli çıkarırız. Pellegrini 5 yıldızlı futbolcu. Üçüncüde de hiçbir şey gelmedi. David Neres 4 yıldızlı. 400 futbol paramız kaldı. İptal et. 900 iptal et. Şuradan bir isme tıklayalım. Abi de bir takım gücünü düşürelim. Biz öyle bir taktik deniyorduk. Mesela onu unuttum ben arkadaşlar. Takım gücünü şöyle nasıl yapalım? Menajere tıklayalım. Takım oyu tarzı. Uzun top yapalım. Bayağı da bir düşürdük. 2.246'ya kadar aldık. Tekrardan pakete geldiğimizde paketin bir içine girelim. Tümünü gör diyelim. Burada sırala. Pozisyona göre sıralayalım. Burayı da değiştirdim. Şimdi açıyorum. Birçok taktiği birleştirdik. Şimdi deniyoruz. Hadi be. Şatafat yandı ama bir an sevinecektim. İçerisi bembeyaz yanıyor. Taktik anca bu kadar etkili olabildi. 3 yıldızlı futbolcu. Ben bu futbolcunun renkli kartıyla bir ara Rafa'dan Yumurta'da bayağı maç oynamıştım. İlk topçumdu santraforum. Çok işime yaramıştı o dönemde. Bende anısı farklı. Bekao geldi Fenerbahçe'den. Stoper futbolcusu. 2 tane açma hakkımız kaldı arkadaşlar. Sanki hiçbir şey vermeyecek gibi Konami. Yok vermiyor. Çok zor verecek galiba. Süper Lig Showtime'ından açmıştık en son biz. O zaman iyi başlamıştık. Tek atmıştık. Peşine 900'ü de hemen bir epik vermişti. Bu sefer ne yazık ki vermedi. Son açılım. 7'de 0.
Ama biz buradan devam ederiz arkadaşlar. Daha uygun bir vakitte buradan devam eder. Bu epiklerden çıkarabildiğimizi çıkarır. Sonrasında denemeye çalışırız. İnşallah açacak arkadaşlarımız en azı futbol parasına çıkarır. Ama azı futbol parasına çıkarmak da çoğu zaman zor olmakta. Rafadan yumurtada her hafta tek atmaya çalışıyoruz ama hiçbir zaman tek atamadık. Umarım paket açılımı yapacak arkadaşlarım çıkarır. Çıkardınız mı? Yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.